Evet, şimdi MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin açıklamalarıyla devam edeceğiz. Sessizliğini bozdu. Hüdapar'ın Cumhur İttifakı'na dahil olmasıyla, daha doğrusu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı destekleyecek olması ve aynı zamanda AKP listelerinden girecek olmasıyla ilgili seçime o kadar eleştiri gelmişti ki bir açıklama bekleniyordu. MHP'nin siyasi çizgisiyle, ideolojisiyle taban tabana zıt bu partinin Cumhur İttifakı ile birlikte hareket etmesine nasıl oluyor da MHP lideri Devlet Bahçeli sessiz kalıyor diye sorulmuştu. Bu hafta Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Hüdapar'la ilgili sorular sorulduğunda sonuna kadar yerli ve milli bir parti demişti. Bakalım MHP lideri Devlet Bahçeli ne dedi? Hizbullah terör örgütüne yakınlığıyla ilgili olan eleştirilere yazılı bir açıklamayla cevap verdi. Hür Dava Partisi terörü tümden reddetmiş, hiçbir yasa dışı örgütle bağının olmadığını paylaşmıştır ifadelerine yer verdi. Bu kadarını yeterli gördü. Vatan ve varlık borcumuz. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli 14 Mayıs seçimlerinde Erdoğan'ı destekleyeceğini açıklayan Hür Dava Partisi'ne sahip çıktı. Cumhur İttifakı'nın genişlemesi ve bu kapsamda yapılan kara propaganda başlıklı bir yazılı açıklama yaptı Bahçeli. Hizbullah terör örgütüne yakınlığıyla bilinen Hüdapar'ın terörü reddeden bir parti olduğunu vurguladı. Hüdapar'ın terör örgütüyle bağlantısı olmadığını savundu. Hizbullah terör örgütüyle Hür Dava Partisi arasında berrak bir ilişkiye, bu çerçevede ikna ve tevsik edici bir bilgiye bu zamana kadar tesadüf edilmemiştir. Hür Dava Partisi terörü tümden reddetmiş, hiçbir yasa dışı örgütle bağın olmadığını eğip bükmeden milletimizle paylaşmıştır. Devlet Bahçeli ayrıca Hüdapar'ın Hizbullah terör örgütünün kanlı eylemlerinden sonra 2012 yılında kurulmasını iki yapı arasında bağ olmadığına kanıt olarak gösterdi. Sık sık gündeme taşınan Hizbullah terör örgütünün ise nasıl ve ne zaman çökertildiği malumdur. Bu hususta da ara sıra vermiş olduğu beyanlarla emperyalist güçlere karşı oyunu bozacak Türk milletidir görüşünü paylaşan eski İçişleri Bakanı Saadettin Tantan'ın kamuoyuna açıklama yapması boyunun borcudur. Her fırsatta konuşmayı alışkanlık haline getiren Sayın Tantan'ın bu konuda sessizliğe gömülmesi, bakanlık sorumluluğunu üstlendiği dönemde Hizbullah terör örgütüne karşı hangi operasyonel faaliyetlerin yapıldığını dürüst şekilde paylaşmaktan şu ana kadar imtina etmesi doğru değildir. Hüdapar Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu ise kısa zaman önce katıldığı bir canlı yayında parti programlarına sahip çıkmış, MHP'nin hassasiyetlerini gidin MHP'ye sorun demişti. O zaman Milliyetçi Hareket Partisi'nin bu hassasiyetlerini Milliyetçi Hareket Partisi'nin bir temsilcisine sormanız daha doğru olmaz mı? Bugün yeni bir açıklama daha geldi aslında Zekeriya Yapıcıoğlu'ndan. Hizbullah'ın devamı, terör örgütüyle ilişkili suçlamalarının bu konuyla ilgili tepkilere biraz da sinirlenerek cevap verdi ve hayli tehditkar bir açıklama yaptı. Onu da paylaşalım. Diyor ki Zekeriya Yapıcıoğlu, biz de buradan şunu söylüyoruz, milletimize sesleniyoruz. Eğer yeni bir kaos çıkarmak istemiyorsanız, gerçekten her şeyin alt üst olmasını istemiyorsanız görün bunları. Bu kadar çetrefilli bir dönemden geçiyoruz. Etrafımız ateş çemberi, bu söylemleri bırakın demek istiyor Zekeriya Yapıcıoğlu. Şimdi MHP lideri Devlet Bahçeli'nin açıklamalarına dönersek, eski İçişleri Bakanı Saadettin Tantan'la ilgili kritik bir cümlesi var efendim. Tekrar edelim, biraz önce haberde de duyduk ama. Şimdi bu hususta ara sıra vermiş olduğu beyanlarla emperyalist güçlere karşı oyunu bozacak Türk milletidir görüşünü paylaşan eski İçişleri Bakanı Saadettin Tantan'ın kamuoyuna açıklama yapması boynunun borcudur. Ne demek istiyor Devlet Bahçeli? Nasıl karşıladı acaba Sayın Tantan bu açıklamayı, çağrıyı? Hemen soralım kendisine. Sayın Saadettin Tantan, merhaba, hoş geldiniz programımıza, yayınımıza. Ben duyamıyorum Sayın Tantan'ı. Stüdyoda ses yok. Geldi mi? Sayın Tantan, şimdi bir daha deneyelim. Duyabilecek miyim sizi? İyi akşamlar, iyi tamam. Yayınlar. Tamam, şimdi duyuyorum. Gayet iyi ses. Teşekkür ediyoruz. Efendim, şimdi ne demek istiyor Devlet Bahçeli diye sormayacağım size. Nasıl karşıladınız bu yaptığı çağrıyı? Aslında burada söylediği cümle, yani emperyalist güçlere karşı oyunu bozacak Türk milletidir görüşünü dile getirmişsiniz ya da sık sık getiriyorsunuz diyor Devlet Bahçeli. Siz o sözlerle ne demek istediniz
Devlet Bahçeli ne anladı da neden böyle bir çağrı yaptı? Nasıl karşıladınız bunu? Sayın Bahçeli her şeyi gayet iyi bilen bir insan. Öyle bilgisizce konuşması da mümkün değil. Özellikle Hüdapar Başkanı Zekeriya Yapıcı, Hizbullah terör örgütüyle ilgili kendisi ifade etti. Biz onu terör örgütü olarak görmüyoruz diye. Oysa rahmetli Gaffar Akan ve arkadaşlarının şehit edilişi, hatta diğer başka ilgilerde de polislerimizin şehit edilişi biliniyor ve arşivlerde var olan bilgiler. Biz Hüdapar Hizbullah terör örgütüyle mücadelede Sayın Bahçeli Başbakan Yardımcısıydı. O mezar evlerin ortaya çıkmasında, bütün Hizbullah terör örgütünün elemanlarına yakalanmasında her şeyi yakından bilen, takip eden bir insandım. Yani o kadar bir şey değildim. Burada konu şu, Hüdapar yetkilileri de diyor ki biz terör örgütüyle irtibatımız yok. Hizbullah terör örgütü ayrıca biz ayrıca izlemeye getiriyor. Ama Hüdapar teşkilatını kuran, siyasi yapıyı kuran, yapı tamamen Hizbullah terör örgütüne mahkum olmuş, yurt dışına kaçmış, aranmakta olan ve özellikle iktidar zamanında ceza sistemindeki uygulamalardan dolayı ceza sistemindeki yarıya indirilmesi ve yargıtay aşamasında takip edilmesine kaynaklanan ve katiller sürüsünün bir şekilde itiraf etmelerine rağmen mahkemelerde affedilmesi ve serbest kalması. Şimdi bir taraftan Türkiye'nin gündemi farklı. Türkiye'nin gündemi işte sel felaketi, deprem felaketi, açlık, yoksulluk, fakirlik ve ilgili iktidar ve muhalefetin halkın önünü açacak tezler ortaya koyması gerekirken belli güçlerin, yabancı güçlerin kontrolünde olan gerek Hüdapar ve gerekse HDP ile biz meşgul ediliyoruz. Ve böylece ondan sonraki gündemi tutularak eleman kazanmaya devam ediyorlar. Yani biz güçlüyüz demeye getiriyorlar. Oysa emperyal güçlerin kontrolündeki bu kullanılan yapılarla siyasetçileri araya mesafe koyarlarsa onların oylarına ihtiyaçları yok. Onların oyları belli, güçleri belli, yapıları belli, kimi belli. Sayın Bahçeli Hüdapar'ın parti programını okumuş olsa Cumhuriyet'in temel ilkelerine karşı, Atatürk'ün kurduğu Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin temel felsefesine, altyapısına karşı gelen Hüdapar'la yine bir organizasyon örgütü ve terör örgütüyle Oslo'da İngiliz İstihbaratı'nın başkanlığında oturan Cumhur İttifakı'nın büyük ortağının duruşuna karşı her iki örgütün de kimler tarafından kullanılırsın bilen Sayın Bahçeli buna ne diyecek acaba? Öyle değil mi? Bunu sormak lazım, sorgulamak lazım. Sayın Tantan, biraz şurayı anlamak için soruyorum. Hani sizden alıntıladığı bir cümle var ya Sayın Devlet Bahçeli'nin, emperyalist güçlerin oyununu bozacak olan Türk milletidir görüşü. Hani bu cümleniz üzerinden size bir çağrıda bulunuyor. Siz aslında bu cümleyle ne demek istemiştiniz zamanında sarf ettiyseniz sık sık? Yani şunu anlamaya çalışıyorum. Hizbullah'ın suçlarıyla, işlediği cinayetlerle, faaliyetleriyle ve tasfiye edilme süreciyle emperyalist güçlerin Türkiye üzerindeki emelleri arasında nasıl bir bağ var? Bunu kurmaya çalışıyoruz. Devlet Bahçeli neden böyle bir çağrıda bulunuyor size? Türkiye'nin yıllarca Türkiye'yi kim yönetiyor? Türkiye'm Türkler mi yönetiyor? Devletin temel altyapısı Türk kimlikli olsa, devletin temel altyapısı Türkiye Cumhuriyeti halkına ve milletine ait olsa, kirli ve kimliksiz siyasetçiler ülkede, parlamentoda halkın temsilcisi olabilirler miydi? Bugün kirli ve kimliksiz siyasi kadrolar ülkeye egemen olmuşsa ve bu egemenlik örgütü suçun derebeyleri egemen olmuşsa, örgütü suçun derebeyleri halk müsaade edebilir miydi? Öyle değil mi? Seda Hanım, bunu böyle okumak lazım. Yani bugün özellikle yıllar içerisinde halkın birikimleri olan alın teriyle kazandıklarının hepsinin iktidar eliyle cemaatlere, kendi vatandaşlarına aktarıldığı ve örgüt suçun derebeylerinin egemen olduğu bir dönemi yaşıyor Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde yaşayan Yüce Türk Milleti. Yüce Türk Milleti
kendi kimliğini başkaları kullandırtırabilir miydi? Atatürk'ün bize emanet ettiği halkın kendi kendine yönetmesi fikri ve de cumhuriyete sahip çıkacak olan bu neslin yabancı servisler tarafından tutsak alınabilir miydi? Amerika'dan icatlı Amerikalılara gelemez mantığı Türkiye'de hakim olabilir miydi? Ve Türk siyaseti iktidar ile muhalefeti de tutsak olabilir miydi Seda Hanım? Demem o ki Türk kimliği geçmişten bugüne kadar ve gelecek dünyada asla ve asla yabancı servisler tarafından kullanılmayacaktır. Biz ona müsaade etmeyeceğiz. Türk kimliği bu coğrafyada var olacaktır. Ve son akşam evet. Meclisin almış olduğu misak-ı milli kararları yine 100. yılda egemen olarak hayata geçirecektir. Türk aklı Türk devletini kurarken Kıbrıs adası Türk'tür evet. Ve Türk olarak kalacaktır. İngiliz büyük oyununun elimizden gasp ettiği bu ada yine bize ait olacaktır. Ve biz o adanın bir şekilde 1. Dünya Savaşı süresi içerisinde ve 2. Dünya Savaşı'nda ne maksatla nasıl kullanıldığını, hala nasıl kullanmak istendiğini ve Kıbrıs adasının nasıl Türkiye'nin elinden Avrupa Birliği ve Amerika tarafından gasp edilmek istediğini bilenler olarak da ifade etmek istiyorum. Peki. Evet. Burada şunu da demem gerekiyor. Yani Türk aklına bu ülke gelirlersem Sayın Bahçeli'de Hüdapar'ın özellikle parti programına baktığı zaman Cumhuriyet ilkelerine tamamen karşı çıkan bu iki partinin bu ülkede hala biz varız, bize tabi olacaksınız derken özellikle yurt dışındaki Zübeyir Aydar'ın ve Zülfü Altun'un mahkemelerde verdiği ifadelerine baktığımızda hala seçim sonrası Türkiye'nin bölünür parçalanacağı ve özellik ilan diye şeklindeki beklentilerinde cevap olmak üzere Sayın Bahçeli'ye derim ki halkına, ülkenin milletine geri dön. Evet. Yani siz geçmişten bugüne kadarki siyasi duruşunuzla özellikle Hizbullah'la mücadeledeki bilen bir kişi olarak da beraber bu mücadele içerisinde oldum. 57. hükümetin nasıl dağıtıldığını, nasıl çökertildiğini ve Türk ekonomik sisteminin, mali sisteminin nasıl bağımlara getirildiğini ve İngiliz büyük oyununda İngiliz bankerler nasıl mahkum edildiğini bilen Sayın Bahçeli'nin, ben derim ki Cumhur İttifakı'nda Bahçeli'nin yeri olmaması lazım diye düşünüyorum. Onun oradan çekilerek halkına geri dönmesinde büyük fayda var diye düşünüyorum. Sayın Saadettin Nurtan, ben evet. Televizyon ve gazetelerde Hizbullah terörünü hep anlata geldim. Hatta televizyon, gazetelerde ve sosyal medyada fotoğraflarıyla bütün bu konunun uzmanları hep anlata geldiler, anlatmaya devam ediyorlar. Ben de hiç çekinmeden hep anlattım. Ama ben devlet terbiyesi, özellikle geçmişteki yaşanan bu olaylar üzerinden oradan rahat ederden bir siyasetçi değilim. Evet. O bilinen gerçekler, bilgiler devletin arşivinde var. Mahkemelerde var, her yerde var. Tek tek isimleri de saymama gerek yok. Evet. Peki. Sayın Saadettin Tantan, çok teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığınız için. Böyle bir çağrıda bulundu MHP lideri Devlet Bahçeli. Siz de çıktınız, konuştunuz, anlattınız. Biz de merak ediyorduk ne demek istedi Sayın Devlet Bahçeli diye. Sağ olun efendim kurmayıp katıldığınız için. Ben de çok teşekkür ederim böyle bir imkan sağladığınız için. Size ve Halk TV izleyicilerine saygılarımı sunuyorum. Bu ülke bizim, bu ülke hep beraber sahip çıkacağız. Hiçbir tehdide karşı kalmayacağız. Ve yeni Türk aklının 100. yılda Türk Devleti'ni inşa ederken hep beraber o inşa sürecinde milletin milli ve manevi birlikleri içerisinde onu kurmaya gayret edeceğiz. Teşekkür ediyoruz tekrar. İyi akşamlar diliyoruz. Sayın Saadet